Güzel. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ben izninizle işimin başına döneyim. Tabii, buyurun. Müzayede kaçtaydı? 6'da ama ben 5'te orada olacağım. Çıkmadan haber verirsen beraber gidelim. 4.30 uygun olur mu senin için? Olur sanırım. Bir proje koordinatörüne fazla samimi davranmıyor musun Onur? Pekala, kendi de gidebilir. Karım olmasını istediğim bir kadına davranmam gerektiği gibi davranıyorum anne. Buyurun efendim. Işıkları da bir kontrol edebilir miyiz? Tamam Şehrazat'ım. Hepsi sabahtan ayarlandı Şehrazat'ım. Merak etmeyin. Güzel. Sorun yok. Ha Hülya Hanım. Buyurun. Basını bu kapıdan alalım, olmaz mı? Tamam. Bir de dikkat edelim, durmadan görüntü almasınlar. Misafirlerimiz rahatsız olabilir. Tabii Şehrazat Hanım, ilgilenirim. Şehrazat Hanım çok inceleyip sık dokuyor. Mimar hassasiyeti. Kendisi her şey mükemmel olsun ister. Bu müzayede Lösemili Çocuklar Umut Vakfı yararına Turgay Bey. Ve bu vakıf özellikle benim için çok önemli. Hayırlı olsun Melek'ciğim. Teşekkür ederim. Hala çok heyecanlıyım. Acayip şaşırdım. Hülya Hanım orada. Gel seni tanıştırayım. Buyurun. Teşekkür Bundan ederim. Sonra onunla çalışacaksın. Hoş geldiniz. Teşekkür Buyurun. Ederim. Onu şuraya alalım. Bakın, tombakleyen ibrik takımı. 17. yüzyıl. Gerçekten çok nadide bir isim. Anneme anlatın bunları Turgay Bey. Meraklısı o. Ama Seval Hanım bunları zaten biliyor. Tabii. Müzayede de çok güzel şeyler var. Evet. Görüyorsunuz herhalde. Sultan Kerem. Abdülaziz'in seyahat sandığı. Çok nadide bir eser. Çallıya sularan olmasın. Ben alacağım. Olur mu abi? Müzayede bu. Kimde kalırsa. Oğlum sen beni tanımıyor musun? Alırım dedim mi alırım. Hoş geldin abi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Turgay Bey Zafer. Memnun oldum. Ben size bir şey sorabilir miyim? Tabii. Onur nerede? Nerede? Şurada. Tamam bakalım. Yakışıyorlar ha? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte bu. Ne o? Sır mıydı yoksa? Buyurun. Teşekkür Sır. Ederim. Rica ederim. Herkesin bildiği sırlardan ama. Onur'un yüzü sır saklayamıyor ki. Hoş baksana haline. Çok ince bir iş. Ne kadardır bu sence? Teşekkür ederim. Bilmiyorum. Turgay Bey'e sormak lazım. Öyle mi? Lösemili Çocuklara Umut Vakfı yararına yapılan bu müzayedeye katkılarından dolayı başta Bin Yapı Holding olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Şimdi müzayedeyi başlatmak üzere Sayın Turgay Artan'ı davet ediyorum. Teşekkür ederim. Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, Lösemili Çocuklara Umut Vakfı gecesine hoş geldiniz. Bugün İstanbul'un köklü ailelerinden toplamış olduğumuz tablolar ve antikaların satışa sunulacağı bir akşam yaşayacağız hep beraber. Bunlardan ilki 17. yüzyıl tombakleyen ibrik takımı. Gördüğünüz gibi fevkalade önemli bir Osmanlı sanatı. Çok iyi kondisyonda. Bunu size 200 bin YTL'den satışa sunuyorum. 200 var, 210 var, 220 var, 230 var, 250, 250'ye sat, 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 sattım. 250'ye 498 numaraya sattım. Şimdi müzayedemizin son eserine geçiyoruz. İbrahim Çallı'nın meşhur Emirgan tablosu. Tuval üzerine yağlı boya. 300'e satışa sunuyorum. 300 var, 325 var. 350 var 176 numarada, 375, 400 var, 425 var, 450 var, 475 var, 500 var, 500'e satıyorum, 500'ün üstüne, 500'e sat, sat, sattım, 500'e satıldı. Gördün mü? Alacağım dedim mi alırım. Bravo abi sana. Evet, müzayedemiz burada bitmiştir. Katılımlarından dolayı herkese ve bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde katkıda bulunan Bin Yapı'ya bir kez daha teşekkür ederiz.
Teşekkürler Turgay Bey. Rica ederim. Elinize sağlık. Teşekkürler. Çok güzel. Sağ olun senin. Tebrikler. Sağ olun. Ne kadar toplandı? Bir buçuk milyon YTL'yi geçti. Geçti değil mi? Hı-hı, geçti. Haklılarınıza çok teşekkür ederim. Bakalım maliyeti düşünce ne kadar kalacak. Tabii. Sağ olun. Merhaba Şehzat. Yarın sabah net miktar veriyorum. Tamam. Sizi bir kez daha kutlamak sizden haber bekliyorum. Rica ederim. Peki, ben bir şey yapmadım. Evet, Yunus Hanım ve Turgay Bey'in işbirliği aslında. Biz teşekkür ederiz. Bence gerçekten bu konuda çok tecrübeniz var. Bizim de bazı sosyal sorumluluk projelerimiz var. Tecrübelerinizden yararlanmak isterim. Eğer bir gün şirketi bir şey yapacağız. Şehzat bir saniye bakalım. Pardon. İzninizle. Sen tanıyor musun bu adamı? Yok, ilk defa gördüm. Niye sordunuz? Hiç. Hoşlanmadım adamdan, o yüzden. Neden? Fena mı yaptı? Bıraksaydım da esir mi alsaydım? Şehrazat Hanım, vakıfla ilgili birkaç sorumuz olacak size. Gülcüs Hanım'a sormanız daha doğru olmaz mı? Vakfın başkanı o. Peki efendim. Gel böyle. Demek bizimle çalışacaksınız. Güzel. Benim huysuz bir adam olduğumu söylemedin inşallah. Yok canım. Bana gidelim mi Peride? Biraz sohbet ederiz. Başka zaman Seval'cim. Bu akşam yorgunum. Peki. İyi para toplamış. Görev yerine getirilmiştir. Mutlu musun? Hem de nasıl? Canım benim, hep mutlu ol. Ajanstan gelen haberlerden 5 kopya alıyoruz. Biri panoya, ikisi patronlara, biri arşive, diğeri kendi dosyamıza. Hı hı. Şehrazat ve Beni Hanım için röportaj ayarladık mı? Yeni Ekonomi dergisiyle konuştum, haber bekliyorum. Güzel. Alana inince ara, olur mu? Olur. Görüşmede bir sorun olursa haberdar et bizi. Tabii. Ne getireyim size Antalya'dan? Çabuk gel yeter. Ben geç kalmayayım o zaman. Canım iyi yolculuklar. Teşekkürler. İyi yolculuklar. Sağ olun. Gazetedeki haberi gördün mü? Hı hı. İyi haber olmuş. Hı. Sen de çok güzel çıkmışsın. Niye öyle bakıyorsun? Çok güzel çıkmışsın dedim sadece. Ben artık işimin başına dönüyorum.